Bediüzzaman ve Nur talebeleri Hakkime Ana'da Risale-i Nur'a intisap etmiş, Risale-i'nden beslenen, Risale-i Nur'u işte hayat gündeminin birinci sırasına yazan, ben Risale-i Nur'la Kur'an'a, imana hizmet edeceğim. Benim davam hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'yi işte kalplere nakşetmek, kainatın göbeğine çakmak. İşte iman esaslarını yaşamak ve insanların bu iman esaslarını yaşamasını sağlayacak tavsiyeler, derslere havi olan bu eserleri neşretmek. Yani Risale-i Nur'la Kur'an'a hizmet etmek, imana hizmet etmek. Durumunda olan kişiler Risale-i Nur'dan yine aldıkları dersle hizmet-i imani ve Kur'aniyelerini dünyevi hatta uhrevi fayda ve menfaatlere alet etmezler. Sırf Allah rızası için imana, Kur'an'a hizmet etmek esastır. Belli bir hedefe ulaşmak için basamak yapmak, onun üstüne basıp da işte belli yerlere ulaşmak gibi aşağılık hallere tenezzül etmezler. Fakat biz önceleri dini bir cemaat gibi görünen, daha sonra yaptıkları işte faaliyetlerle 17-25 Aralık, 15 Temmuz gibi faaliyetlerle terör örgütü olduğu tescillenen, Risale-i Nur'u basamak yaparak işte insanların dünyasına, gündemine giren, fakat neticesinde bu gibi şeyler yapan bir yapıyla Nur talebelerinin yapısı, gaye ve hedefte asla birleşemez. Doğru. Dolayısıyla burada Risale-i Nur ve Nur talebelerinin gaye ve hedefi nedir? Bunun üzerinde durabiliriz. Allah razı olsun. Bir de evvela şunu ifade edelim. Ziya Paşa'nın meşhur aynası iştir kişinin lafa bakılmaz ifadesini burada kullanabiliriz. Normalde o gruba da sorsan, onlar biz iman Kur'an hizmetlerine faydalı olmak için, alet olmak için çalışmaya çalışıyoruz. Bütün gayemiz, hedefimiz budur diyorlar mesela. Ama işlerine baktığınız vakit, aynaları hükmünde olan işlerine, faaliyetlerine, çalışmalara baktığınız vakit eylemlerle söylemler birbirlerini desteklemediğini görüyoruz. Evet. Şimdi Üstad-ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bir ifade kullanıyor hatırlarsanız. Yani seyircilerin nazarında bir sinek hem de dikkatli seyirciler yani yıllarca tavus olarak görünemez. Sinekse sinek olarak muhakkak bir fazosu olacak, kendisini ortaya koyacak yani. Göz boyu yamaz. Evet. Yani. Ya da rasathanelerden uzayı seyreden insanların nazarlarında senelerce bir yıldız böceği yıldız olarak, hakiki bir yıldız olarak görmesi mümkün değil. Dolayısıyla 1500 senedir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dikkatle temaşa eden hem dostları hem düşmanları, hem ümmeti hem gayrimüslimler nazarında onun bir hatasının görülmemesi onun hakiki bir yıldız ya da birinci misale göre hakiki bir tavus olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla ona tavus değil de bir sinektir ya da işte farklı bir şeydir. Ya da yıldız değil de bir yıldız böceğidir gibi bir yakıştırmanın kesinlikle tutmadığını müşahede ediyoruz. Üstadımızın o verdiği misalden yola çıkalım. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bütün gayesinin, bütün hedefinin iman hizmetleri, İslami hizmetleri yapmak suretiyle Allah'ın rızasını kazanmak esasını bütün ömrü boyunca yaptığını ve 56 senedir vefat ettikten sonra da hala bütün dost ve düşmanların ittifakıyla bu gayesinin dışına çıkabilecek herhangi bir manayı kimsenin gösteremeyeceğini bu manada evet. Ne yapıyoruz? Müşahede ettik elhamdülillah. Şimdi bunu da eserlerinden isterseniz görelim. Yani bu hem faaliyetlerinde, hem eylemlerinde, hem fiillerinde bunu görüyoruz. Evet. Hem de söylemlerinde ve ifadelerinde de bunu görmemiz mümkün elhamdülillah. Ama bazen söz ve fiil birbirini tasdik etmediği vakit biz fiile itibar ederiz. Doğru. Yani ben diyebilirim ki ben Allah rızası için çalışıyorum ama arka planda fiillerim bunu ne yapmıyor? Desteklemiyor mesela. Olabiliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla Üstad Seri Emirdağ layıkasında, ondan sonra Kastamonu layıkasında ve Risale-i Nur'un belki yüzlerce yerlerinde
Bu manayı teyit eden güzel ifadeleri olsa bile biz sadece iki tanesini okumayı burada arzu ederseniz yapalım. Evet. Bu zamanda Kastamonu, estağfurullah, Emir Dalekası'nda bu zamanda ehli iman öyle bir hakikate muhtaçtılar ki kainatta hiçbir şeye alet ve tabi ve basamak olamaz. Şimdi Allah'ın rızasından daha büyük bir maksat olabilir mi? Hayır. Ve hiçbir garaz ve maksat onu kirletemez. Yani ben şunu alt etmek için, şunu devirmek için, şu gayeme ulaşmak için, şu maddi hedefe ulaşmak için bunu kullanayım gibi bir garaz kesinlikle onu ne yapamaz? Bir maksat kirletemez. Ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlup edemez bir tarzda iman hakikatlerini ders versin. Yani herhangi bir felsefe de bunu çürütemez. Risale-i Nur'da elhamdülillah bazen bakıyoruz, okullarda da olmuş, bir ortaokul talebesi Risale-i Nur'u okumuş, dinlemiş, güzel misaller edinmiş. Ortaokulda kendilerine dinsizlik dersi vermeye, ideolojisini onlara aşılamaya çalışan öğretmenlere bir ortaokul talebesinin verdiği müskit cevaplar, değil mi? Susturucu cevapları biz çok yerlerde hem kendimiz yaşamışız hem de çok Nur talebesi kardeşlerimizden, ağabeylerimizden dinlemişiz. Evet. Umum ehli imanın 1000 seneden beri terakküm etmiş, birikmiş dalaletlerin hücumuna karşı imanları muhafaza edesin. Elhamdülillah. Yani uzak yerlerden su getirmek misali gibi değil. Her bulunduğu yerde kuyu açmak ve oradan ağabey hayatı çıkarmak misali gibi. Bizim kendi içimizde ve çevremizde Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren delilleri güzel bir şekilde işleyen ve o metodu bize gösteren bir Bediüzzaman hakikati, bir Risale-i Nur hakikati var, değil mi? Evet. İşte bu nokta içindir ki dahili ve harici yardımcılara ve ehemmiyetli kuvvetlerine Risale-i Nur ehemmiyet vermiyor. Onları arayıp tabi olmuyor. Niye? Çünkü biz Allah'a dayanmışız. Hablullahil metin olan İslam'a dayanmışız, Kur'an'a dayanmışız, değil mi? Yani ilahi ip manasında. Evet. O ilahi ipe sarıldık mı, başka kimsenin silahına, gücüne, parasına, maddesine ihtiyaç hissetmeyiz. Ta avamı ehli imanın nazarında, hayat-ı dünyeviyenin bazı gayelerine basamak olmasın. Ve doğrudan doğruya hayat-ı bakiyeden başka hiçbir şeye alet olmadığından fevkalade kuvveti ve hakikati hücum eden şüpheleri ve tereddütleri izale eylesin. Yani insanların biz istifadesini manevi yönden, evet, imani yönden istifadesini arz ediyoruz. Gaye ve hedefimiz, evet, bu. Elhamdülillah. Dolayısıyla bu hedef ve gayemizi zarar verecek, zedeleyecek hiçbir şeye müracaat etmeyiz. Yani işte dünyevi makamları, dünyevi rütbeleri, dünyevi kadroları, hı hı, işte dünyevi iktidarı elde etmek için Risale-i Nur'u basamak, hı, yapmayız, yapamayız. Ya, eğer yaparsak o zaman bizi takip eden insanlar diyecekler ki bunlar bu hakikatleri işte bunun için anlatıyorlardı. Ya. Elmas iken cam parçası derecesine düşecek. Malum cemaat demeyelim, malum çete için de şu anda aynı şey söyleniyor. Hı. Niye bunlar işte dini görünümde ortaya çıktı? İşte bu amaçları buymuş. Hı. Amaçları işte Türkiye'nin içini boşaltmak, işte iktidar olmak, işte insanlara hükmetmek, artık neyse. Amaçları buymuş ki bunlar böyle dini kullandılar deniliyor. Elhamdülillah. Öyle. Evet, Risale-i Nur talebeleri asla buna müracaat edemez. Etmez. Bir tane daha isterseniz okuyalım. Çünkü bu misaller ufkumuzu genişletiyor, aralıyor. Evet. Risale-i Nur dünya işlerine alet olamaz. Kur'an'ın tefsiri ya. Aslında ki Kur'an dünya işlerine alet olmaz. Risale-i Nur da onun tefsiri olması hasebiyle dünya işlerine alet olamaz. Dünya işlerine siper edilmez. Çünkü ehemmiyetli bir ibadet-i tefekküriye olduğu cihetle dünyevi maksatlar onunla kasten istenilmez. İstenilse ihlas kırılır. Evet. Yani sen Kur'an'ı kullan, dünyevi bir menfaati elde et. O zaman ne oldu? Burada sen Allah rızası için yapma gibi bir gayen, bir niyetin kırılmış oldu. Değil mi?
Ne istiyorsan yani, onun için yapmış onu oluyorsun. Onu yapmış oluyorsun. Ya ben namazı niye kılıyorum? İşte insanların nazarında alkış, itibar toplamak için. İşlerim sağlam gitsin mesela. Evet. O zaman o namaz ibadet olmuyor. O namaz benim menfaatime ulaşma noktasında kullandığım bir vesile, bir vasıta oluyor. Ya. Bir nevi ticaret gibi bir şey oluyor. Evet. Aynen öyle de bu iman Kur'an hizmetini biz Allah rızası dışında, iman Kur'an hizmeti olması asli konumu dışında kullanırsak, evet, o zaman ondan beklentimiz farklı şeyler olursa, onun için yapıyoruz manası çıkar. Dünya için yapıyoruz. İşte servet kazanmak için yapıyoruz. Ve belli makam, mertebe, rütbeleri elde etmek için yapıyoruz. İşte hasımlarımızı, düşmanlarımızı alt etmek için vesaire. O halde ya bu ne perhiz? Yani ne lahana turşusu diye bir tabir var ya. Elimizdeki nur bizim gaye maksadımız zulüm, zulümat. Yani asla birbiriyle birleşmez. Birleşmez. Yani çocuklar gibi dövüştükleri vakit Kur'an'ı başına siper eder. Şimdi bu kimi muhafaza etmiş oldu? Kafasını mı? Kur'an'ı mı? Başına gelen zarar Kur'an'a geldiği gibi Risale-i Nur böyle muannit hasımlara, düşmanlara karşı siper istimal edilmemeli. Kafamız kırılsa da Risale-i Nur'u kafamızın üzerine koyup kafamızın kırılmasına mani olamayız. Darbe kime geliyor çünkü? Risale-i Nur'a. Hakka da geçelim. Biz Risale-i Nur'u perde yapıp, Risale-i Nur'u önümüze koyup, darbeden onlara gelip, bize gelmeyecek şekilde herhangi bir çocukça harekete müsaade edemeyiz. Suç varsa bizimdir. Risale-i Nur Kur'an'ın tefsiri olmasa sebebiyle, değil mi? Temizdir, tahirdir. Herhangi bir muannit ya da dost onda bir hata, bir kusur bulamıyor. İhlas kırılır diyor. Yani ihlas kırılır. Bir de şöyle bir ifade var. Yani hevai bir çocuk evet, tabiri geçiyor. Evet. İşte birkaç şekerleme elindeki amme cüzünü veren. Evet, satıyor. Yani biraz şeker, çikolata veriyorsun çocuğa. Evet. Amme cüzünden vazgeçiyor. Yani dünyevi bazı şeyleri, iktidarı, gücü, kudreti neyse elde etmek için elindeki işte koskoca iman hizmetinden vazgeçiyor. Çok güzel. Manasına düşeriz aksi takdirde. Allah muhafaza etsin.